I am so obsessed. I want to chop your body. Herkese selam. Bugün yine odaya bir şeyler bakmaya gidiyoruz ama yine net bir şey yok yani kafamızda. Sadece bir anneannemiyle falan da bakalım istedik. Evet, şimdi biraz şöyle anlatayım size. Moda Life'a gelmiştik. Şurada bir tane pembeli bir takım vardı. Aslında onu istiyordum. Biraz böyle farklı renkler mi kullansam diye. Sonra şurada bir tane beyaz var. Bakın tam şurada. Onu düşünmüştüm ama pembeyi aldığım zaman 2-3 sene sonra çok sıkılma ihtimalim vardı. Beyaz da şu anda herkeste var. Ben yine gönlümün renginde yani gri'de mi karar kılsam diye düşünüyordum ve şu an karar verdik, alıyoruz. Yatağı almıyoruz sadece çünkü zaten yatağım var, yeni almıştım. Biraz şöyle takımı göstereyim istiyorum size. Evet, bakın içi bu şekilde. Şu altta bölmesi var. Burası böyle askılık, şurası böyle çok tatlı bir ayna. Fiyatlarından da isterseniz biraz bahsedeyim çünkü merak edenler oluyor. Benim bu alacağım takım yatağıyla birlikte şöyle 11 bin yazıyor. İşte biz yatağını almıyoruz falan filan, bir tane şey 8-9 arasında falan geliyor ya da 9.5'a falan geliyor tam olarak. Evet, çalışma masasının üst kısmı bu şekilde. Burası böyle bölmeye ayrılmış. Ben aslında böyle bir şey istiyordum tam da. Masamın üst kısmı bu şekilde olsun istiyordum. Bu masa, masa normal bir masa aslında. Burası şu şekilde. Çok aslında aşırı beğendiğim bir masa değil ama işte takım. Burası kitaplığı. Kitaplığın iç kısmı da bu şekilde. Bu şekilde. Burası komodini. Komodini de çok hoşuma gitti açıkçası. İçi bu şekilde. Bir de şeyi göstereyim. Burayı göstereyim. Burası da iki tane bluz çekmece var. Şifon yerinde. Bir tane de burada bir dolabı var. Burası da şu şekilde iki tane bölmeye ayrılmış. Açıkçası bunun da diğer şifon yerlerden biraz bir farklı olduğu için hoşuma gitti. Şöyle. Genel olarak şu anda karar kıldığımız oda bu. Şöyle bir oda var ama buna hiç bakmadım zaten tarzıma uymadığı için. Sonra bu en pahalı takımlardan biri arasında ama yani çok aşırı gri gri ve yani gold detaylar biraz hoşuma gitmedi. O yüzden bunu direkt kafamda eledim. Aslında yatağı çok güzeldi. Bunu da açıkçası hiç düşünmedim mavi olduğu için. Sonra burada beyaz bir tane var. Yine ahşap desenli falan filan. Aslında bunu beğendim ama dediğim gibi çok klasikleştiği için artık herkeste bu tarz oda var. O yüzden bunu direkt sildim kafamdan. Hemen şuradaki odaları göstereceğim. Bu aslında çok hoşuma gitti. Yine böyle beyaz ve şuradaki detayları çok aşırı tatlı, bakın. Ama bunun da tek sıkıntısı şuydu. Fiyat olarak aslında çok uygun. 8200 lira. Böyle bir olayı var. Kitaplığı yok. Sonra şuradaki iki takım var. Bu iki takım da şu anda indirimde. Eğer hani Konya'da alacaksanız falan bakın. Çünkü takım olarak 5000 lira sadece. Şu ve bu. Dediğim gibi bunda biraz kafam takıldı ama pembe işte çok sıkılırım diye vazgeçtim. Bu şekilde. Şimdi biz ödemeyi yapmak için aşağı iniyoruz. Hızlı bir şekilde inmem lazım. Hoppa. En aşağı kat dedi. Umarım -2 değildir. Evet, -2. Neyse, ineriz bir daha. Burada ilk kez geliyorum bu arada. Bayağı güzelmiş. Bayağı büyük bir yer. Son anda istikbale de bakma kararı aldık. Şimdi istikbale geldik. Burada daha çok içime sinen şeyler var. Çok farklı şeyler olabilir şu anda. Biz orada en son size bir tane oda gösteriyorum ya. Gri parlak böyle bayağı. Onu alıyoruz. Çünkü babam diyor ki işte en iyisi olsun almışken şöyle böyle falan gidiyor onu alıyor. Sırf pahalı ve güzel diye. Yani onlara göre güzel diye. Ben de çalışma masasının düzenini beğendiğim için orada okey diyorum. Ama eve gidince içim o kadar rahat etmiyor ki. Sonra biz takımı değiştirmeye gidiyoruz. Ama diğer mağaza hakkında da şunu söylemek istiyorum. Fiyatları gerçekten her yerdekinin zaten hani bir iki kat daha fazlası falan ve şu aldığım takımla gerçekten arasında hiçbir fark yoktu. Kalite olarak söyleyeyim. Onun dışında oradaki modelleri çok beğendim ben ama günde bir gerçekten fiyatlarına 2000 lira kadar zam geliyordu. Sonra çok modum düştü yani benim aslında bir hafta önce alsam o takımı 12 bin liraya alacaktım ama bana sonra gittiğimizde 20 bin lira dediler takıma. Gerçekten bu kadar fiyat arttırmaları falan hiç hoş olmadı. Ben de çok modum düştüğü için oradan asla almak istemedim. Ama Moda Life'da öyle bir şey olmadı. Şu an hatta biz o zaman hangi fiyata aldıysak hala neredeyse o fiyatlar geçerli. Çok fazla bir oynama olmadı. Öyle yani, bunlardan bahsetmek istedim. Çünkü orada bir istikbale gidiyoruz falan çok fazla açıklamamışım. Şimdi izlemeye devam edebilirsiniz. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün başlıktan anlamış olabileceğiniz gibi odamız yenileniyor. Şöyle, odamız zaten aslında yeniydi. Kanalda yine bir tane video var, onu da izleyebilirsiniz kartlardan. Ya da aşağıya linkini bırakırım. Zaten biz odamızı yenilemiştik ama şöyle bir şey var. Annemlerin odaları çok küçüktü ve kardeşimle birlikte aynı odadalar.
O yüzden annem, babam, kardeşim 3 kişi bir odada, çok küçük bir odadalardı. Söyleyemedim. Bu yüzden maalesef onlar için böyle bir oda değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Bizim Aysma'yla, yani ortanca kardeşimle odalarımız ayrılacaktı bu sebepten. Odalar ayrılacağında da şunu fark ettik. Benim eşyalarım kalmıyor. Bana eşya kalmıyor. Aysma'nın eşyaları var. Annemlerin eşyaları var ama benim eşyam yoktu. Sadece masam kalıyordu bana, bir de yatağım. Durum böyle olunca, dolabım falan olmayınca, hepsi böyle tek teş, böyle değişik olmasın diye de bir oda takımı almak istedik. Bunu alırken çok kararsız kaldım. Çok da video çekmiştim size ama maalesef telefonum kırıldığı için şu an onları koyamıyorum. Bu kararsız kaldım. Çünkü herkes farklı bir şey söyledi. Ben de bunun yanlış olduğunu düşündüm. Çünkü o kadar farklı kişiden görüş aldım ki, sizlerden tabii ki bir de. Herkes farklı bir şey söyledi. İşte beyaz şöyle güzel, gri şöyle güzel, siyah tarzı şu daha güzel falan filan. Biri diyor kahverengi yap, şöyle yap, böyle yap. Ben ortada kaldım. Yani birini yapsam diğerinde aklım kalıyordu. Sonra dedim ki hayır, yani şu an ben kendi istediğim şey yapmıyorum. O yüzden dedim ki ben karar vermeliyim buna. Tam da tarzıma yakışan bir şey aldım. Biz takım Modalife'dan aldık. Bilmiyorum şehrinizde Modalife var mı ama ben bayağı bir yerde var diye biliyorum. Konya'da yaşıyorum ben. Modalife'da gerçekten o kadar ilgilendiler ki, özellikle Şükrü abi. Gerçekten o kadar ilgilendiler ki her seferinde aradık, ettik, bir şeyler yaptık ve o kadar kararsız kaldım ki 2-3 kere biz sözleşme yeniledik farklı farklı takımlar üzerinde. Yani o kadar şeye rağmen hala o kadar iyi ilgilendiler ki bizle. Diğer mağazaların aksine isim vermeyeyim şu an ama diğer mağazaların aksine o kadar iyi ilgilendiler ki, çok tatlılardı. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum izleyenler olur mu ama siz de böyle eğer giderseniz, Şükrü abiyle konuşmuştuk bunu. Benim ismimi verirseniz size böyle bir yardımcı olmaya çalışacaklar. Öyle bunu söyleyin Şükrü abi, ben de direkt söyleyeyim dedim. Şimdi olayı ne yapacağız şunu anlatayım hemen bir de. Benim eski dolabımdaki bütün eşyaları çıkarıp yeni odaya aktaracağız. Şu anda oda kuruluyor. Ben de işte çay falan içiyordum, bir şeyler atıştırıyordum. Öyle şimdi oda kurulduktan sonra temizliğe başlayacağız. Eşyalarımız şu anda geldi. Bunu bu şekilde bu duvara taktık. Çalışma masası bu şekilde duracak. Bu kitaplık. Bu da gardırop. Şimdi bunları düzelteceğiz. İlk başta bir eşyaları nereye koyacağımızı falan bir ayarlayacağız. Ardından da zaten sileceğiz, yerleştireceğiz. Bir sürü iş var. Esen, iş başlasın mı? İş başlasın bence.
Birinci bir şeyler burada odayı kokluyor, bir şeyler yapıyor. İkincisi nerede biliyor musunuz? Pertimiz çıktı. O yüzden onu bunu çok takmazsınız diye düşünüyorum. İlk başta kitaplığı yerleştireceğim. Bu çok uzak kalmış ya. Şimdi şöyle yapmaya karar verdim. Şu an bir de ışık bayağı sıkıntı. O yüzden umarım sıkıntı olmuyordur sizin için. Bir bazanın altına şu an kullanmadığım kitapları kaldırmam gerekiyor. Bir de kullandıklarımı buraya alacağım. Bir de şey yapmaya çalışacağım. Mesela genel olarak bir yayın koyacaksam mesela çap buraya, bilgisayarıma buraya gibisinden o şekilde ayarlama yapacağım. Daha kolay ulaşabilmek adına. Öyle. Şimdi başlıyorum ben hızlıca. Bunlar hepinize iyi seyirler. Şimdi ışık çok kötü ya maalesef, o yüzden bayağı özür dilerim. Kitaplığı hallettik. Şöyle biraz anlatayım istiyorum size. Buraya dershanemin... Bir dakika, net demedi. Buraya dershanemin verdiği kitapları koydum. Bir de çapa çıkmış sorularını koydum. Ardından burada apotemiler var. Acil var. Acil aslında karışmış buraya, bu tarafta olacaktı. Araya yine birkaç tane kafa dengi koymak zorunda kaldım. Çünkü buraya sığmadılar. İşte orijinal vesaire. Genelde kullandığım kitaplar var zaten bu kitaplıkta. Onun dışında burada Aydın fasikülleri, Raunt'un fasikülleri ve Raunt'un kitapları var. Bir de iki tane burada integralli mi türevi falan filan, onların fasikülleri var. Burada şöyle yandan gösterebilirim. Çap'ın fasikülleri var. Kimya ve fizik için. Ardından aşağısı bayağı full bilgisayar mal. Buradaki dolaba gelirsek biraz 3-4-5 ve büyük kitaplardan başladım. Genel olarak sıraladım kafama göre. Buraya da öylesine koydum da şunu bir arkaya alacağım vesaire, ayarlayacağım daha. Şu anlık bu şekilde. Buraya ufak böyle okuma kitaplarımı, defterlerimi vesaire koydum. Aslında burayı süslemeyi düşünüyordum ama 1-2 bölmesini süs için bırakacağım. Normalde böyle kitapta olacak büyük ihtimalle burası. Ardından buradaki bölmesinde de şurada ilk başta defterler var. Yine burada genelde kullanma ihtimalinin olduğu kitaplar var. Kullandıklarım var hatta direkt. Ardından yine üst tarafta 12 map kitapları, ondan sonra birkaç yine fasikül vesaire vesaire, öyle doldurdum kullandıklarımı. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu benim eski masamdaki çekmecem. Bu aşırı karışmıştı artık en son zamanlarda. Buradaki eşyalarımı masamda şuralara ve şu üst kısma yerleştireceğiz. O zaman hadi başlayalım. Şimdi biz burayı hızlıca hallettik. Ay, şuradaki maskeleri unutmuşum. Neyse, onu ayarlayacağım. Ama şu an burayı göstermeyeceğim. Çünkü bu masa lambası bile kardeşimin ve bir sürü şey var. Daha böyle kafamdaki gibi asla değil. Buralara böyle küçük defterleri vesaire koydum. Üst kısım burası böyle. Burada birkaç kitap, kılıflarım falan. Şu tam üst kısım göz görebilecek misiniz bilmiyorum ama çileğin eşyası olacak şu üst kısım. Öyle, ama şu an tam burası hazır değil. Çünkü daha bir sürü eşyam gelmedi. Şimdi şey yapacağız. Gardırobu yerleştireceğiz, kıyafetlerimi. Öyle hızlıca onu ayarlayalım. Bir de lambaları değiştirdik, ışıkları pardon. Bayağı şu an aydınlık oluyor, o yüzden güzel şu anda. Şimdi tam olarak şöyle bir sıkıntımız var. Aslında burayı biraz Aysima ile konuşarak ilerletmek istiyorum. Şöyle, ben aslında şey istiyordum, kıyafetlerimi renklere göre biraz ayırmak istiyordum. Ama o biraz mantıksız kaçacak gibi. Şimdi bence ilk olarak böyle ceket, gömlek tarzı şeyleri yerleştirmeye başlayalım.
Öyle, bu kadar çok kıyafetim olduğunu da bilmiyordum bu arada. Neyse, biz başlıyoruz. Selam. Şimdi ben buraları da bu şekilde kaba taslak hallettim. Şu üstte biraz daha değişik pantolonlarım var. Burayı daha doldurmadım. Burada şu kısım eşofman ve pijama takımlarım. Burası direkt eşofman altlarım ve pijama altlarım. Burası kalan sweatshirtler vesaire. Bu altta sol tarafta şu anda bir ince body kısmı var. Arkada namaz kılmak için kullandığım eteğim var. Burada da iki tane tight var. Alt kısmı full pantolon arkalı önlü. Burası da gördüğünüz gibi tişörtten başlıyor. Deri cekete kadar her şey var. Gömlek, sweatshirt, tişört, her şeyi var, kot ceket vesaire. Daha altı ve üst kısmı hiç doldurmadım. Makyaj masası kısmını düzenleyeceğim. Ama şu an o kadar bilmiyorum ki ne yapacağımı. Bir tane komodinim gelecek ama bugün gelmedi o. Çünkü mağazada yokmuş. Komodine iç çamaşırlarımı koyarım diye düşündüm. O yüzden buraya benim koymam gereken ne kalıyor? Gerçekten ne kalıyor? Makyaj malzemelerim kalıyor. Ay bilmiyorum, şu an hiçbir şey göremediğim için eski odadan. Ben bir eski odadan eşyalarımı tamamen alıp geleyim, ondan sonra karar verelim. Değil de iki tane böyle bir şey aldım. Bunları da ne için kullanacağım bilmiyorum. Biri 12,5 lira. Aa, biri de 12,5 lira. Niye ikisinden aynı aldım? Aa yo, aynı değil. Biri S, biri M. Aynen. Öyle, bunlara da bakacağım bir. Herkese günaydın. Şimdi çok tatlı bir şey söyleyeceğim size. Kalite belki biraz yükselmiş olabilir. Çünkü telefonum geldi. Çok mutluyum şu anda. Buralar leş ama çok önemseyeceğini zannetmiyorum. Dünden beri alıştınız. Şöyle, birkaç değişiklik olacak. Onlardan biraz bahsedeyim. Buraya bir çöp poşeti yaptım. Her şeyi toparlıyorum. Şu anlık benim komodinim gelmedi. Dün bahsetmiştim. Bir de şöyle bir şey var. O kadar çok eliz oluyor ki burayı yine tekrardan bir sileceğiz. Bu çoraplar komodine kaldırılacak. O yüzden şu an onlar için bir tane kutu ayarlayıp onları başka bir şeye kaldıracağım. Ayrıyeten böyle biraz böyle ıslak mendil vesaire, dezenfektanlar, onun dışında maşamı falan getireceğim işte. Onlar vesaire burada duracak. Sonra makyaj malzemelerim burada duracak. Zaten şallarım buradaydı. Burası bayağı istediğim gibi oldu. Bu tarzda yapacağım her yere. Onları falan ayarlayacağım şimdi. Onun dışında bu koltuk gidecek. Onun yerine diğer başka bir koltuk var. O gelecek. Çünkü bu düzene asla uymuyor. En son olarak da buraya uyku setimi açacağız. Bunları tamamen çıkaracağız ve buradaki eski tablolarımı duvara asacağız. Sonra da bitmiş olacak. Sabah da ne yaptım biliyor musunuz? Çileğin tuvaleti bayağı kirlenmişti artık. Onu böyle bir sabunlu suyla içli dışlı her yerini yıkadım, temizledim. Bayağı iyi oldu bu da. Öyle. Şimdi o zaman ne yapalım? Ha, bir de şunları yerleştirdim zaten. O zaman ben şimdi başlıyorum. Çayımı falan da aldım zaten. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bir tane lambader almıştım. Bir tane de uyku seti almıştım. Uyku seti alma amacım şu. Ben şu an kullandığım nevresimi sevmiyordum. Hatta o yüzden direkt kullanmıyordum örtüsünü vesaire. Bu yüzden dedim ki uyku seti almam benim için sanırım daha mantıklı. Çünkü yani nevresimi geçirip çıkar vesaire, ben olayları hiç sevemiyorum. O yüzden uyku seti çok daha mantıklı geldi. Bir de odama böyle biraz daha uygun olduğunu düşündüğüm bir ton buldum. Harikaydı. Bu arada Yataş'tan aldık biz bunu. Görünüşünü de şöyle göstereyim ama ilk olarak şu an lambaderi açacağız ve kuracağız. Bunu da aynı şekilde Trendyol'dan aldım. Ve gayet beklediğim ve istediğim gibi geldi. Ben bakmıştım dayanamayıp. Bir ay öncesinden falan geldi çünkü. Şimdi kurulumunu yapacağız birlikte ama asla kullanmadım tabii. O zaman şimdi açıyorum. Zaten kurduktan sonra da gösteririm size. İnşallah kurulması biraz kolaydır. Çok zorlanmam umarım diye düşünüyorum. O zaman başlayalım.
gitti. Çilek de çok mutlu. Şimdi sıra şeyde. Bayağı uğraştırdı bu arada lambeler. Şimdi sıra bunu kurmakta. Geldim. Tifimi çok yargılamayın. Şurada da böyle bir yara çıkmış. Sanki kaşım birleşmiş gibi oluyor. Görmedin mi şu? Herkese selam. Şu an hangi gündeyiz ki? 14 Şubat Pazartesi günü. Hepinize sevgiler, günü kutlu olsun. Bakalım da çilek, sağımda, isma falan var. Öyle oturuyoruz da. Şimdi komodinim geldi ama şöyle bir durum var. Bir kısmı yamuk böyle. Kare, içinde bir daha kare var. Dışındaki kare biraz yamuk. Bugün artık odanın son eksikleri neredeyse tamamlanacak. Birkaç şey alacağız. Masanın üstünü hala istediğim gibi dizayn edemedim. Hatta hiç dizayn etmedim. O gün nasıl koyduysak öyle duruyor yani. Hiçbir şey ellemedim. Videoya bir selam ver. Aşkım 14 Şubat'ımız kutlu olsun. Senin de beni çok sevdiğini biliyorum. Tırmalamak istemediğini de biliyorum. Hı, aferin sana. 14 Şubat'ımız kutlu olsun aşkım. Neyse. Biz gidelim, gittiğimiz yerde çekerim artık. Her yerim mahvettirdin yine. Şimdi bunu buldum. 5 tane. Siyahlar çok güzel anne. Şunlar biraz daha odaya uyuyor ya. Bunlar yani. Bunlar da güzel bayağı aslında. Hani böyle bir şey buldum ama üstüne ne kadar uyumlu. Bunu masama bir koymak istedim. Böyle yapay bir çiçek ve çok tatlı duruyor. 5 liraydı zaten fiyatı. Fiyatı ne ya? Aa, bunları kendim yerleştireceğim. Çok büyük değilmiş şu şekilde. Ben daha çok büyük bekliyordum. İçinde de şunlardan var. Bunları böyle yerleştireceğiz. O zaman hadi başlayalım halletmeye.